Merhabalar, bugün size canlı su içmenin faydalarından bahsetmek istiyorum. Canlı su içmenin faydalarını biliyorsunuz saymakla bitiremeyiz. Vücudumuz sudan ibaret olduğu için, %75'inden fazlası su olduğu için suya ihtiyacımız vardır. Su vücudumuzun gerçekten olmazsa olmaz bir gıdasıdır. Eğer ki vücudumuzdaki suyu sağlıklı içersek, gerçekten rahatsızlanmıyoruz. Bana gelen danışanlardan edindiğim tecrübelere göre hatta il il, şehir şehir size hangi ilin, hangi şehrin sularında problem olduğunu artık tespit ettim diyebilirim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hangi bölgenin suyunda sıkıntı varsa o insanların midesi, bağırsağı gerçekten çok sıkıntılı. Bunu gözlemliyorum. Soruyorum şuradan mısınız diye. Evet oradanız, nereden bildiniz diyorlar artık. Çünkü gördüğüm o ki suyu sağlıklı içen kişilerde gerçekten problemler olmuyor. Gerçekten vücutlarında ihtiyaçları olan gıdalarını alıyorlar ve sonuç olarak da sağlıklı bir insan olarak yollarına devam ediyorlar. Şehirlerde yaşıyoruz. Şehirlerde yaşamamızın avantajları da var, dezavantajları da var. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bizim elimize gelmiş bir manyetik mıknatısı canlandırma tablası var. Bu tablanın içerisinde mıknatıslar var. Bu mıknatıslar 8 saatten fazla bir su bir yerde bekliyorsa o su artık etkisiz bir sudur, hareketsiz bir sudur, canlı olmayan bir sudur. Ve bu su artık vücudumuza hayrı olmayan bir sudur. Halk tabiriyle, benim tabirimle. Hayrı olmayan bir suyu içtiğiniz zaman içseniz ne olacak, içmeseniz ne olacak? Çünkü bağırsaktan molekülü büyüdüğü için, irileştiği için geçiş yapmıyor demektir. Geçiş yapmadığı için midede, bağırsakta, organlarda görevini yapmıyor demektir. Görevini yapmıyorsa kabızlığa götürüyor demektir. Çünkü sizin midenizde, bağırsaklarınızda görevini yapmaması kabızlığınıza giden en büyük yolu sağlıyor demektir. Yani lavabolar, bağırsaklar tıkalı demektir. Tablanın altında özel bir mıknatıs var. Suyu, sürahiyi onun üzerine koyuyorsunuz. Bunu inceltiyor. İncelttiği suyu günde siz istediğiniz kadar ailenizle içebiliyorsunuz. Canlı su içmiş oluyorsunuz. Bağırsaktan geçilebilen su içmiş oluyorsunuz artık. Bundan emin olun, bu deneylerle, tanılarla ispatlanmış, artık bu konu kapatılıp deftere dürülmüş bir konudur. Şimdi bu canlı suyu elde ettik fakat suyumuzu alkali yapmak istiyoruz. Bunun için de tablanın içerisinde iki tane pH damlası bulunmaktadır. Himalaya tuzunun çözeltisidir bunlar. Bu tansiyon hastaları günde bir bardak suya bir damla, tansiyon hastası olmayan normal bir sağlıklı insan da 3 damla damlatıyor ve aralarında 2'şer saat bırakarak günde 10 bardak bu pH damlasını damlatıp içiyor. Şu andan itibaren vücudunuz alkali olma yoluna girmiş demektir. 1,5-2 ay kadar sonra vücut alkali olmuş oluyor. Alkali vücut hastalanmıyor, bağırsaklarda bakteriler, zararlı bakteriler, parazitler tutunamıyor ve siz sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Arkadaşlar, suyu önemseyin. Su hayatımızda gerçekten çok önemli bir noktada. Suyu sağlıklı içersek, gerçekten ve de alkali içersek hastalanmıyoruz. Tavsiyemdir.